Hepinize merhaba arkadaşlar. Manyak Deney serimizin yeni bir bölümündeyiz. Bu bölümde kasa patlatacağız. Şunu merak ettim. Değerli şeylerimizi koyduğumuz kasalar acaba ne kadar sağlam? Çünkü bunlara değerli şeylerinizi koyuyorsunuz ve bir hırsız kasayı çalarsa bu kasayı açabilir mi? Eğer kasanızda GPS varsa siz kasaya ulaşmadan o kasayı acaba parçalayabilir mi? Bugün bunu deneyeceğiz. Yani ben parçalayabileceğimize inanıyorum. Sonuçta bir kasa ve bizde her türlü araç gereç var. Yani bir kasa kırmak ne kadar zor olabilir ki? Ve bu arada şöyle bir şey yaptım. Kasayı boşu boşuna kırmak istemedim buraya geldiğimizde. Ve videodan önce amcamın telefonunu kasanın içine koydum. Story alalım. Ya arkadaş bir laf. Ya getir şerefsiz. Hadi. Geri zekalı be şu an. Ya aç şunu ya. Kendini aç. Ve ona şifreyi söylemiyorum. Çünkü şifreyi ben de bilmiyorum. Yani iyi bir şey mi yaptın da bir de iştahla anlatıyorsun? Yani... Eğer o telefona bir şey olsun ben sana video çektirmem ki. Vallahi çektim. Ondan vurdurtturmam. Telefonumu çıkart. Hayır telefon çıkmıyor. Şifreyi bilmiyorum. Ya başka kasayı bir şey açmamız koy. Lazım. Başka bir şey koy. Bu kasalar öyle. Kendi telefonunu koy. Bu marka bile açılamıyor kasayı. Vurdurmam onlara vallahi. Ya ne olacak sanki? Amca çok garipsin ya. Garipsin sen. Tamam tamam bununla vurmayacağız. Sonra. Amacımız bu bölümde bu kasayı açmak olacak. Amcamın telefonunu kurtarmak olacak. Ama kim açarsa telefon onundur. Kabul mü? Hayır. Kim açarsa telefon onundur. Eğer kasayı da açarsak Enes'ten müthiş planlarımız var. Ya öyle şeyler söyleme sonra yanlış anlıyorlar. Hayır, başıma bela alıyorum. O anlamda demedik ya. Allah Allah. Hemen kötü niyete çekmeyin. Şöyle yapıyoruz. En güçsüzden en güçlüye doğru silahlarımızı bir bir kullanacağız. O zaman ilk silahımız gelsin. Evet. Açın. Ooo bak. Bir tane samuray kılıcımız var. Uzak doğudan geldi. Sırf bu video için Çin'den getirttim. Yalan söylüyor. Evet. Ama güzel bir samuray kılıcımız var. Açalım. Şöyle. Baya iyi. Güzel güzel. Şuna bakar mısın? Bak. Böyle dokunduğun anda kesiyor. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Böyle aletleri kullanmayın. Tehlikeli. Niye bir insan bu yılda samuray kılıcı kullansın ki zaten değil mi? Ben kılıcın kasayı açabileceğini sanmıyorum ama sonuçta bir deneyeceğiz yani. Yani hatta kasaya vurduğumda kılıç kırılacakmış gibi hissediyorum. İçinde telefon var biliyorsun değil mi? Delecek de bu da onu zaten. Evet her şeyden önce güvenlik. Bu kas kılıcı ne kadar tutar bilmiyorum ama güvenlik. Bu kasta bir sorun var. Kapatınca burnuma değiyor. Çok çok komik ve saçma duruyorum anladın mı? Korumaya geçiyor felaket bir şey olacak. Diğer kask burnumu komik gösterdiği için bunu taktım. Hayır yani bu kasa bizi biraz zorlayacak. Şuna bakar mısın? Güzelim kılıç yamuldu ya. He lan. Kılıcın komple şekli kaydı, sıfatı kaydı. Ben bu kılıcı odama koyacaktım. Çok güzel duruyordu. Artık gitti ama kasamızda birazcık kesikler var. Kasanın boyasını kaldırmış. Evet yani şöyle yapsak da aynı şey. Samuray kılıcımız başarısız. İkinci silahımız mantika. Amcam bunu muhteşem kullandığına inanıyor. Yani bunu nasıl muhteşem kullanıyor olabilirsin ki yani? Adana'da bunu mu kullanıyordunuz dövüşürken? Gel bakalım. Ya hadi havayı kes de kasaya vur ya. Ne adamlar dövmüştür Adana'da bununla. Oraları karıştırmayın, oraları karıştırmayın. Hani normalde bunun şeyi şöyle. Sen vur. Vur. Kır o kasayı. Güzel. Ver ben vurayım bir de. Ben çekinim. Sakat bu. Mançıka kılıçtan daha başarısız oldu. Hiçbir işe yaramadı. Ama bak burada hafif lekeler var. Ne var? Hafif lekeler var. Hayır, hafif lekeler yapmış. Güzel. Aferin kasa. Evet. Üçüncü silahımız gelsin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu oyuncak mı ya? Plastik bir çekiç. Gene bir çekiç. Ama plastik bir çekiç. O kadar şey değil yani. Birazdan kullanacaklarımız daha büyük dur, silahlar. Dur bir şey söyleyeceğim lan. Ben telefonu unuttum içinde. Evet. Ha, aç aç. Nasıl açayım? Hayır ya. Nasıl açayım vallahi ya? Ben de bak bence şuraya vurursam açılır. Bak şu kilit noktasına vurursam belki kısa devre yaptırıp açabiliriz. Ya dur. Salak mısın oğlum? Dur ya. Oraya vurma ya. Aha biri arıyor. Aç. Bekle. Nasıl açacağız? Aç oğlum. Gülse öldürür beni açmasın. Ya.
Gül abla şu anda kasayı açmaya çalışıyoruz. Ne ya diyeyim, aç belki önemli bir şey vardır açacağım? Ya. Bilmiyorum şifreyi. Tamam merak etme amca ben kurtaracağım. Lan. Hiç oynamıyor ya. Şöyle yanlamasına vurayım. Oğlum dur. Lan dur telefon çalıyor bari açak ya bir şey ne kim arıyor ya? Ya çok gerizekalısın ya. Salak mısın ya? Al götüne su al. Bilirden şeyinde. Aç ya ver telefonumu ya. Valla tamam. Çektirmen sen bu videoyu. Seni kurtaracağız ya. Sen bana bırak söz veriyorum. Aç aç şunu. Söz konusu. Boklar mı çıkaracaksın? Neyle açacaksın bunu? Ya çok komik gene. Vallahi ben de gülüyorum. Ya. Vallahi söz. Aç. Oraya niye vuruyorsun? Ya o belki kilit sistemi. Ya. Ya. Belki kilit sistemi devre dışı olur diye buraya vurdum. Kırıldı. Şifreyi biliyordum aslında ama tedirgin olsun diye söylemiyordum. Şimdi hiç şansımız yok. Açmak zorundayız. Bok açarsın sen onu. Ha, adamlar sen açarsın diye koymuşlar onu. Hayır bana belki, güven. Hayır yok ya. Bana güven. Yok güvenmiyorum. Bana güven. Evet şimdi büyük silahlara geçiyoruz. Amcam bana güvenirse açacağım. Çak. Güvenmiyorum yok. O zaman açamayız. Açılmayacak zaten. Bırakıp gidelim o zaman. Git ya. Ne yapacaksın? Dinamit getiririm vallahi. Yok lan dinamit de gider. Ya yok Enes ya yok ya. Vallahi açacağım. Vallahi aç ya. Vallahi açacağım çak. Lan neyle açıyorsun? Kaç tane gaz saçtın hayatında? Herkes açsaydı o zaman gaz niye satsınlar adamlar? Ya yok ya aç ya. Vallahi ben çektirmiyorum. Ama açacağım ya çak bana. Çak. Geri zekalı niye çakıyorum? Neyi kutluyorum şimdi çakı? Neyi kutlayacağız çakıyorum ben şimdi? Güvenmiyorum ben bu kasayı ya. Açarım. Güvenmiyorum. Benim adım Enes Batur kasa açıcı değil ama Enes Batur git. Kasa açıcı yeni ismim. Çak. Zotterik şeyin kılıcın eğildi. Nasıl açacaksın sen? Çak çak. Yok öyle sen yapıyorsun ha. Tamam bana güveniyor. Bana güveniyor ve kasa açma işlemimize devam ediyoruz. Sinirim bozuldu ya. Evet sıradaki silahımız. Amcam çok mutsuz. Acaba niye yani? Yay ve ok atacağız. Acaba kasayı delebilir mi? Yay ve ok ne alaka? Ben yerime gidiyorum ok atacağım. Bu kadar uzaklık yeter bence şu kameranın arkasından. Evet ben Legolas'ım sen de benim ok tutucumsun. Ne öyle iyi bir şey mi yani? Hayır. Ok tutucu. Atıyorum. Şöyle iyice çekiyoruz. Hiçbir şey olmadı. Bir daha deneyelim. Siyah yaratma. Zaten ağzına sıçtın onu. Çekiyorum. İkili ok atacağım. Verdiğimiz hasarlara bakalım. Aa bak burası tahtaymış. Ana kısmı tahta. Ama muhtemelen içinde daha çok şey vardır. Ah. Attığın yere baktın mı? Öbür ok nereye gitti? He bacağına saplandı. Telefonunu kırdım. Hem bacağına ok saplandı. Ne kadar güzel gerçekçi. Bir şey olmaz. Ama ben şurada iki tane delik açmayı başarmışız. Yine de oklar kısmen birkaç zarar vermiş. Telefonun sesini duyuyor musun? Duyuyorum. Ne yapalım? Açamıyoruz. Bekle. Ya hiç umurunda bile değil ya. Vallahi ben senin umurunda değil ya. Arayan arayana ya. Bir aç ya. Nasıl açayım ya? Kırıldı kırıldı. Yani oklar o kadar zarar vermemiş. Bir tane de sen at. Ne yapıyorsun? Hayır öyle değil ters çevir. Bizim de bir soyumuz Göktürklere dayanır. Göktür. Göktür. Hadi. Hadi amca yapabilirsin. Vurdun mu? Oha. Yapabildim. Nereden sekti geldi lan? Çünkü ben tam isabet attım. Nereden sekti geldi o? Amcam muhtemelen şu kısımda bir yeri vurdu ama oklar da denediğimize göre başarısız oldular. Al. Evet. Yani deniyoruz deniyoruz açılmıyor. Artık daha büyük silahlara geçmenin zamanı geldi. O yüzden amcamdan şimdi bir balta rica ediyorum. Evet balta gerçekten tehlikeli bir şey. Kullanmayın. Zaten niye bir insanın baltası olsun ki? Ama olsa bile kullanmayın. Gereksiz niye ama balta kullanırsın? Köyde. Evet köyde olduğumuz için burada balta var. Hadi deniyorum şimdi. Balta biraz tehlikeli. Balta deneyimiz geliyor. Mermi sıkmış gibi ses çıkıyor ya. Her yer inliyor bak. Bir daha vuruyorum. Oraya vurma oraya. Enes hiç açılmaz bak. Vallahi açılmaz. Açılmayacak zaten. Ha, senin gibi salağa inandım. Zaten niye verdim ki o telefonu? Gel şimdi sen çaldın götürdün. Aferin. Mutlu oldun mu? Açıldı mı? Aç ben açıldı mı? Ama en azından zarar verdik şuraya vurarak. Bu kısmı sökersek belki bu kısmın bağlantılı olduğu bir yer bulabiliriz. Dur. Geri zeka bak buradan açınız diyor. Aç bakayım açılıyor mu? Aa bak kasanın çubuğu çıktı. Şu kısım daha şey duruyor bak. Şu kısım daha az şey duruyor. Şöyle arkasıyla vurayım bir.
Balta çok kesici ama zorlanıyor. Şuraya vurmamız lazım sen. Oo, bak 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 nasıl kırıldı. Bak tahta kısmı kırdık. İçinde muhtemelen tahtanın metal olan bir bölüm var. Ver ben de bir tane vurayım. Al. Tahtanın altından çelik bir kısım çıktı. Şurası çelik bir kısım. Ama bir daha vursam belki kırılır. Vur sen. Evet, kasamız gerçekten sağlam bir kasaymış. Şu ana kadar bayağı bir uğraştık, açılmadı. Daha da uğraşacağız çünkü amcamın telefonunun güvenliği bana emanet. Açılacaksın kasa. Bak ama bak şuralarda derin kesikler var bak. Şuralarda baltayı vurduğumuz yerlerde derin kesikler var. Ama açılacağımıza inanmıyorum. Sıradaki silahımız balyoz. Balyozun bunu açacağına inanıyorum çünkü bu bir balyoz. Bir balyozla bunu nasıl açabiliriz? Yatırsana yere. Kasayı yatır, kasayı. İçinde telefon var, öyle çok hareketli ama. Lan vallahi unuturum telefonu. Kasayı diklemesine yatır. Yok Allah sallayak herhalde. Yukarı hayır kaldır, ya. Üstten vuracağım. Vurmadan önce dur. Sen Osmanlı bir torunusun. Sen atalan dedenin kanını taşıyorsun. Haydi oğlum göster kendini. Telefonu kurtar. Nasıl kaçtı ama? İyi vurduk ama kırılmadı. Bir daha alalım. İyi vurduk ama. Of. İçine göçtü. Ama yine bir kırılma yok. Şu kısma vurmam lazım. Şu metal kısma. Delinirse orası delinecek çünkü. Bir daha geliyor. Açıl lan. Amca bu açılmayacak gibi duruyor. Telefon mu alsak sana yeni? Ne kadardı ki? Sen verdiydin zaten. He o zaman tamam boş ver. Hayır ya. Telefon yok. Başka telefon yok. Oo, bak 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 komple çıktı. Tahta kısmı çıktı bak. Şu deliklerden içine dinamit mi bıraksak acaba? Burada delikler var bir sürü. Telefon var içinde. Kuş beyinli. Telefon var içinde onu. Ne dinamiti? Bir daha. Of kulağım çınladı ha. Bir de sen vur hırsınat. İşe yarıyor gibi durmuyor pek. Bir bakalım. Kasanın içinden duman çıkıyor. Bak. Acaba telefonun dumanı mı? Bak bak kasanın içinden duman çıkıyor. Abi o telefon patladı o zaman. Baksana duman çıkıyor kasanın içinden. Diğer silahımıza geçelim. Silah mı kaldı? Evet. Evet kazma ucu sivri ve böyle delmek için yaratılmış bir şey. Kazmayı kim kullanmak ister? Tamam ben kullanırım. Şu kısma soksam yeter. Şuraya. Evet çalışırken bu kulaklığı takın yoksa kulağınız zarar görebilir. Artık durmak yok. Elim acıdı. Niye açılmıyorsun? Niye açılmıyorsun? Bak vurduğumuz yerler zarar görmüş ama bak. Bak şuralarda küçük küçük delikler var ben vurdum. Zarar verdim yani. Elimden geleni yaptım bence. Vallahi açılmayacağım. Evet şu an çok umutsuz gözüküyoruz. Olmuyor ya. Ama başka bir şeyim daha var bekleyin. Vallahi açılacağı gibi de yok. Filmlerde ana zaten bir tane bir şey yapıyorlar. Bomba herhangi bir şeyle açılıyor. Lan de çetin. Eki buradan tutturamama ihtimalim var mı acaba? Atıyorum. Sekip kameraya gelme olasılığı kaç bunun? Sen tutturdun orayı da buraya sekmesi kaldı. Atıyorum. Bu sefer tam ortaya geliyor. Tam ortaya geldi. Yani cidden tam vurdum. Hatta olduğu yerde zıpladı ama hiçbir şey olmuyor. Neden? Hangi marka yaptı seni? Kasa testi yapıyoruz sanki. Marka da verseydik adamlar o kasalarımıza bakın ve alın diyecek. Ama bu bir reklam değil. Kırılmıyor ya. Ama hala birkaç silahım daha var. Hatta iki silahım. Getir amca. Bir levyemiz var. Half-Life'dan çıkma bir levyemiz var. Ve bir de testeremiz var. Ben buradan açmaya çalışayım şöyle. Sen de oradan kesmeye çalış. Daha demin yukarıdan attığım, aşağıdan attığım şey şurayı yamutmuş bak. Şurası açılmış. Şuradan ulaşabiliriz yani kasaya bak. Şu bölümden. Son çelik bükücü. Seni kutsuyorum. Ne oldu? Vuracağız anlatır şeye. Evet bu bayağı yakıcı olacak. Neden? Çünkü burada toplamda 750 tane maytap var. 750 tane maytap bu çelik kasayı acaba eritmeye yetecek mi? Reklamlardan sonra. Eviniz mi yandı? Arabanız mı yanıyor? Hiç korkmayın. Hepsi yaralı yangın tüpü. Mutlaka alın. Her eve lazım. Her arabaya lazım. Altında 750 tane maytap var şu anda kasanın. Alev silahımızla bunu yakacağız.
Evet. Maytap'ımız Pimi ile diğer bütün maytapları yakacak. Evet, hazır mıyız? Patla! Biraz zamanlayıcısı geç. hadi. ne oldu şimdi? Direkt coşkuyu veriyorum. Ağzına sıçtı telefon. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Telefon gitti lan iyice. ya Enes telefon gitti ya. Vallahi gitti ya. Hala sıcak. Ya arası. Enes telefon eridi gitti ya. Ben istemiyorum telefonum telefonda gitti ya. telefon erimez. Sasına ya. Şimdi o sıcaklık eritip açacak. Son olarak kendim böyle kasayı ya hafif hafif bir yıpratmayı deneyeceğim. Daha alev verelim şöyle. Merak etme eriyecek, az kaldı. Tam güç verdim. Açıl artık. Evet, şimdilik pes etmedik. Açmamız lazım. Açınca geri döneceğiz. 3 kişi deneyeceğiz. Hadi baba, sana bırakıyoruz. Olacak. Olacak. Az kaldı. Vallahi az kaldı. Ucu gözüktü. Telefonu görüyor musun? Ne telefonu ya? Bayağı açtık aslında baksana. Bastır bastır evet. Evet açtık. Evet dur bekle ben bakacağım telefona. Ben bakacağım. Dur ya sen. Ben bakacağım dur. Şu an kasa açıldı telefonu gördüm ben köşeden. Yana çekil yana. Telefona ben bakacağım. Ya kimin telefonu diyor bakma diyor adama. Hayır ya. Bekle ben iyi mi kötü mü söyleyeceğim sana telefon. Böyle bir kasaya ortalama bu kadar malzemeniz varken 4 ya 3 saatte açıyorsunuz. 3-4 saatte. Eğer daha güçlü teknik biliyorsanız 1 saatte açarsınız. Kasalara o kadar güven olmuyor demek ki. Bakma ya bakma. Ya telefonum diyor ki bakma diyor ya. Gel. Bu kadar ağzına sıçtı telefonun. Dur. gel ben de. Şöyle bakalım bir telefonu. Ya bir dur ya bir dur ya. 2 dakika arkada dur ya. Şuraya dur ya. Bir video yapalım ya. Yani amca ortasında böyle bir tane şey olsa böyle büyük. Sıkıntı olur mu sanki yani sana? Ben ameliyatta bir hasta bekliyorum gibi ya. Ben anlamıyorum seni ya. Ben verse bakayım ya. Bekle dur ya. Şeysiz kullanabiliriz bence ya. Şu ortadaki tuş vardı ya hani açmayı sağlayan. O olmasa kullanabilir bence. Ama kızmak yok gösteriyorum. yani ben anlamıyorum. Ya göster Allah'ın seversen. Telefon nasıl ya. Bu kadar dayanıklı olabilir? Hiçbir şey olmamış telefona. Telefona nasıl hiçbir şey olmamış? Böyle bir şeyin olma şansı var mı ya? Açtığını göster. Fotoğraf çekelim bir tane anı fotoğrafı. Her şeyi sapasağlam baksana. Her şeyi sapasağlam böyle bir şey olamaz ya. Kırılmış olması gerekiyordu bu telefonun. Gene bakayım ben sana güvenmiyorum. ne güvenmiyorsun ne yapacağım? Evet telefonun kasanın içinde kilitli kalması, yaşadığımız aksiyonların sonunda telefonun güvende eve ulaşması sayesinde çıkandan olaydan dolayı bu videoyu beğenin. Bravo ya çocuk gibi seviniyor ya telefonun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Yanına çıkan videoda tıklayarak diğer videolara gidin buradan da kanala abone olun. Ortalama videoyu da beğenin. Hayatını kurtardık bu telefonun büyük zorluklarla. Kasaya bak. Yani kasayı açmanın taktiği şu. Ortasına vuruyorsunuz, genişletiyorsunuz. Sonra yanlardan levye ile açıyorsunuz. Evet, kasanın son içi bu.